2019 yılında Alpabut bölgesine gittiğimizde vatandaşların ağaç kesimi yapıldığı üzerine ihbarlarından sonra bölgeye, Karatepe bölgesine çıkmıştık ve orada kamuoyuyla sizlerle paylaşmıştık bu bilgileri. Gördüğümüzde orada bütün ağaçların komple yollarda kesildiğini, oraya çıktığımızda kayaların numaralandırıldığını görmüştük ve sondaj yapıldığını görerek bir uyarıda bulunmuştuk. Orada altın madeni arandığına dair sizlerle bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Ondan tam 4,5 yıl sonra 12 Aralık 2023 tarihinde bildiğiniz gibi bir ÇED Cengiz Holding'e bağlı altın bakır madenleri işletmesinin Alpabut Mahallesi'nin Tepebaşı ilçemizi de ilgilendiren Atalan ve Tekkeciler bölgelerinde içeren bölgede bir ÇED başvurusunda yapıldığı haberiyle gözler bölgeye çevrilmişti. Fakat oradaki bu bölgede daha sonradan biz hani ÇED için toplantı yapılacağını düşünüyorduk. Ama daha sonra 5 Ocak tarihinde ÇED başvurusunun iptal edildiği bilgisi bizlere duyuruldu ve biz aslında Eskişehirliler bu müjdeye çok sevindik. Biz şöyle düşündük aslında, herhalde yerel seçim öncesi Eskişehirlilerin bu konudaki duyarlılığı nedeniyle bu konuyu ertelemeyi düşündüler diye aslında biraz da rahatlamıştık. Fakat bildiğiniz üzere biz bölgeye gittiğimizde vatandaşlarımızın bu konuda endişeli olduğunu duyduk. Özellikle de hatırlarsanız İliç'te, Erzincan İliç Çöpler Madeni'nde olan facia sonrasında bütün gözler tüm ülkede altın madenlerine çevrildi. Ve üzerinden 44 gün geçmesine rağmen hala 9 can toprağın altında. Orada olan neydi? Liçlerin yığılması sonucunda bildiğiniz gibi toprak kaymıştı, o liçler kaymıştı. Ama basit bir erozyon, doğa olayı değildi bu. Tamamen vahşi madencilik nedeniyle, fazla atıkların birikmesi nedeniyle orada hatırlarsanız toprak kaymıştı. Ve biz de tabii bölgeye gittiğimizde, Alpabut'a gittik. Alpabut'a gittiğimizde orada gördük ki vatandaşlar bu konuda çok endişeli. Özellikle de Erzincan İliç'teki olaydan sonra altın madeninin nelere yol açabileceği konusunda vatandaşlarımızın çok endişeli olduğunu gördük. Ve biz tekrar 5 yıl sonra bölgede neler olmuş diye Mihal Gazi Belediye Başkanımız Sayın Hasan Ünal, belediye meclis üyelerimizle birlikte Alpabut'un Karatepe bölgesine gittik. Gittiğimizde bir de ne görelim? Bütün dağ, bakın bu ormanlık güzelim alan tamamen delik deşik edilmişti. Bu güzel ağaçlık bölge. Ve yer yer gittiğimizde gördüğümüz manzarada bu şekilde sondaj kuyuları açılmıştı. Ve sondaj kuyuları, bakın şöyle, sayısız sondaj kuyusuna rastladık bu şekilde. Demek ki bu 5 yıllık süreç içinde burada çok ciddi anlamda sondajlar yapılmıştı. Ve sondajların her birinde de Cengiz Holding eti bakır işletmelerine ait bu şekilde etiketleri gördük. Sadece tabii sondaj kuyularında değildi bu gördüğümüz etiketler. Bakın tüm ormanlık alan bu şekilde levhalandırılmış. Şimdi bu levhalardaki eti Cengiz Holding'e bağlı eti bakırın dışında bir de etiketlerdeki isimlerden bir tanesi de dağlar, kayalar tamamen bu şekilde etiketlendirilmişti. Bu etiketlerden bir tanesi de bizim TÜPRAK adı verilen, TÜPRAK Metal Madencilik ve Sanayi Ticaret AŞ adı verilen tamamen %100 Kanadalı bir firmanın olduğunu biliyoruz biz TÜPRAK'ın. Ve Kanadalı şirket Türkiye'de yaptığı izinsiz sondajlarla ünlü. Basında açıp baktığınız zaman bunlarla karşılaşıyorsunuz. Bakın Uşak'ta, Eşme ilçesinde, Kışladağ ve İzmir FM Çukuru'nda altın madeni faaliyetleri yürütüyor bu firma. Ve kaçak sondajlarıyla sürekli mahkemelik oluyor. Özellikle hatırlarsanız Afyon Emirdağ ilçesinde de aynı şekilde gündeme geldi. Ve orada da izinsiz olarak ÇED başvurusunda bulunmadan sondajlar yaptığı konusunda şu anda hala mahkemesi süren bir firma. Şimdi Cengiz Holding'i zaten hepimiz biliyoruz yürüttüğü madencilik faaliyetlerini. Ben bizzat Mardin Ortakent'e gittiğimde de
görmüştüm orada. Orada tam 16 köy mahvolmuş durumdaydı. Tek görüntü şuydu, dümdüz olmuş bir alan ve gelip geçen kamyonlar, kamyonların tozları, patlama sesleri, vatandaşların arazilerine el atılmıştı. Çoğu köylerini terk etmek zorunda kalmıştı. Şimdi burada güzelim bir ormanlık alan var biliyorsunuz. Alpabut bölgesinde ve toplamı 672 hektarlık bir alanda yapılacak bu maden araması ve bunun 542 hektarı da ormanlık alana denk geliyor. Şimdi bildiğiniz gibi öncelikle ağaçlar kesilecek, yüz binlerce ağaç kesilecek bu bölgede. Çünkü bu bölge tamamen ormanlık bir bölge, özellikle Karatepe bölgesi Alpabut'u. Ardından toprak sıyrılacak ve oradaki kayalar alınarak kırma eleme tesislerinde parçalanacak. Tabii bu kayaların öncelikle alınabilmesi için dinamitler patlayacak. Büyük bir gürültü kirliliği, ses kirliliği olacak bu bölgede. Ayrıca kırma eleme tesislerinde bu kayalar parçalanacak. O sırada yine etrafa tozlar, kayalardan zehirli salınımlar doğaya zarar verecek. Ve yani dinamitli patlama, patlamalı bir yöntem, ocak yöntemi deniyor buna. O şekilde bir madencilik yapılacak. Daha sonra bunlar, bu parçalanan kayalar, topraklar liç madeninde, liç havuzlarında, alt liç arama, bizim işte liçli altın madeni ayrıştırma dediğimiz yöntemle alınacak. Ve atıklarda işte o hani Erzincan, İliç'te hani kaya atıklar gibi yığınlar halinde olacak. Ve tabii orayı, bölgeyi inanılmaz şekilde görecek ve o bölgede sadece tabii o bölgede ağaç olarak görmüyoruz. Onların altında yeraltı suları var, onlar kaybolacak ve bu maden işletmesi için çok büyük su ihtiyacı da olacak. Şimdi orada vatandaşlara bir şey söylenmiş. Dediler ki biz gittiğimizde burada sulama göleti yapılıyor. İşte meclis üyemiz de burada. Sulama göleti yapıyor. Vatandaşların bilgisi bu yönde. Orada bir sulama göleti, tarımsal amaçlı sulama göleti yapıldığı yönünde. Biz tabii bölgeye gittik, o göleti de gördük. Bakın, gölet tamamen bu kayaların ortasında bir alan açılmış. Ve açılan bu alanda biz anladık ki, çünkü daha biliyoruz var, yerel seçim öncesi hemen böyle bir madencilik konusunu gündeme getiriyorsunuz diye. Ama bakın, o kadar önemli ki merkezi yönetimin bu konudaki işlevi son derece önemli. Hatırlayalım, Alpabut Termik Santrali yapılacağında Büyükşehir Belediye'miz, Odunpazarı Belediye'miz, Tepebaşı Belediye'miz hep bir olmuştu. Meslek odalarımızın katılımıyla, bu konudaki duyarlı sivil toplum örgütlerimizin de duyarlılığıyla hep birlikte bir platform olarak bu konuya direnmiştik. Büyükşehir Belediye'mizin, Tepebaşı Belediye'mizin açtığı davalar sonucunda biz Eskişehir olarak hep birlikte termik santrali engelleyebilmiştik. Eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin o duyarlılığı olmasaydı belki termik santral şu anda işliyor olacaktı ve biz bugün termik santralin çevreye yaratmış olduğu sorunları konuşuyor olacaktı Eskişehir'e. Ve dolayısıyla bu konu gerçekten şu anda son derece önemli. Biz çünkü yerel seçim öncesi şehrimizde yerel yönetimlerin sadece şehrin huzurunu, güvenliğini, mutluluk ortamını korunmasında olduğu kadar eski şehrimizin havasını, suyunu, toprağını korumasında da çok önemli bir işlevi var. Yani biz eski şehrimizde yeni bir liç faciası yaşanmak istemiyorsak, zehir solumak, içmek istemiyorsak, kanser ve solunum hastalıkları nedeniyle hasta olmak istemiyorsak, tam da aslında yerel seçim öncesinde bu konuyu konuşmalıyız. Bakın, biz Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin, Halk Partimizin adaylarının bu konudaki duyarlılıkları çok büyük. Büyükşehir Belediye'miz 25 yıldır tarım topraklarımızın korunması konusunda, suyumuzun, havamızın korunması konusunda gerektiğinde yasal süreçleri işleterek büyük başarılar elde etti. Adayımız Sayın Avukat Ayşe Ünlüce, belediyede olmadığı dönemde bile baroda, hukuk komisyonlarında
bu konuda inanılmaz mücadele verdi ve bu konuda mücadele veren sivil toplum kuruluşlarının önde gelen kişisi oldu Eskişehir'de. Ve biz onun için ne diyoruz? Geçmişe güven, geleceğe inan diyoruz. Odunpazarı Belediye Başkanımız, işte Odunpazarı hep birlikte ileriye derken de bugüne kadar bu mücadeleleri, maden mücadeleleri, çevre mücadeleleri sürdürenlerin hep yanında oldu. Yine Tepebaşı Belediye Başkan adayımız, biliyorsunuz şu anda yine mevcut belediye başkanımız Sayın Ahmet Ataç da bu konuda çok duyarlı. Özellikle bölgesini ilgilendiren alanda çalışmalarını sürdürüyor. Onun için biz Eskişehirlilere merak etme sen, biz Eskişehir olarak belediye, Tepebaşı Belediyesi olarak yanındayız diyoruz. Şimdi biz hiçbir şekilde çevre duyarlılığı konusunda, madenler konusunda bugüne kadar bakın tek bir söz duymadık. Şimdi AKP'li bakanlar gelip gidiyor. İşte iklim değişikliği, çevre ve şehircilik bakanı geldi gitti. Bir sürü konuda söz etti. Kendi alanına girmeyen konularda bile söz etti. Ama biliyorsunuz ÇED başvurusu aslında tam da kendisini ilgilendiriyor. Bu konuda tek bir cümle söylemedi. Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı geldi. Yine alanı olmayan pek çok konuda açıklama yaptı. Ama maden konusunda tek bir söz etmedi. Şimdi biz burada benim biraz önce gönderdiğim etiketlerde bir ruhsat tarihi var. Bakın ruhsat tarihi 2022. Yani dolayısıyla şu anda AKP milletvekili olan Sayın Fatih Dönmez tam da bu ruhsatın belirlediği tarihte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Kendisinden de bu konuda hiç tek cümle duymadık bugüne kadar. Gerçi sesini de pek duymuyoruz ya hiçbir zaman. Şimdi diğer adaylardan zaten hiçbir şekilde ses yok. Ve biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki özellikle adaylar Eskişehirlilerin bu çevre duyarlılığı, havasını, suyunu, toprağını kirlettirmeme duyarlılığı konusunda bir açıklama bekliyoruz biz tüm adaylardan. Yerel seçim öncesinde. Ve soruyoruz bakın Mihal Gazi adayı bölgeyi gösterdi. Ortam delik deşik olmuş. Bu dönemde neredeydi? Hiç mi ruhu duymadı? Ya da bütün olup bitenleri biliyordu. Şu anda mevcut belediye başkanı olan Zeynep Hanım. Hiç sesini duymadık bu konuda. Vatandaşlara ne diyor? Tarımsal sulama göreti yapılıyor diyor. Bu konuda acilen açıklamayı bekliyoruz Sayın Zeynep Hanım'dan, Mihal Gazi adayından. Ayrıca tabii bildiğiniz gibi zaten Sarıcakaya Belediye Başkanı'nın hiç sesi çıkmıyor son yıllarda. Hiç sesini duyuyoruz. Şimdi Tepebaşı Belediye Başkanı'nı da başkan adayını da başkan adaylarını da aslında bu bölge çok ilgilendiriyor. Onların da bu konuda hiç sesi soluğu çıkmıyor bakın. Şimdi en son Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na bir soru önergesi verdim. Ve gelen yanıt da Eskişehir'de son 3 yılda tam 318 maden ruhsatı verildiği yanıtı geldi soru önergeme. Şimdi dolayısıyla biz Eskişehir'ler gerçekten bu konuda çok endişeliyiz. AKP'nin maden konusundaki politikaları malum biliyorsunuz hepiniz. Vahşi madenciliğe geçit veriyor. Maden yasalarını sürekli madenciler lehine değiştiriyor. Defalarca değişti maden yasaları. Dolayısıyla biz ama özellikle de AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayından bu konuda ne düşündüğünü açıklamasını bekliyoruz. Bakın sürekli yaygın medya kanallarına çıkıyor. Biz Eskişehir'in gurur duyduğumuz şehrimizle ilgili olumsuz konuları gündeme taşımaya çalışarak bir kötüleme politikası güderek seçim çalışmasında başarılı olmaya çalışıyor. Şimdi biz diyoruz ki bıraksın artık yaygın medya kanallarında Eskişehir'i kötülemeyi, doğru olmayan bilgileri paylaşmaya, yapamayacağı seçim vaatlerini vermeyi bıraksın. Ve biz Eskişehir'in kıymetlidir diyerek havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkma duyarlılığımız konusunda ne düşündüğünü acilen açıklasın. Bugüne kadar sadece kendi ticareti ve özel zevkleriyle uğraştığı için bilmediği konularda ahkam kesmeyi artık bıraksın. Bunları açıklamak yerine iktidar partisinin bakın başkan olarak, başkan adayı olarak demiyorum. İktidar partisinin vekili olarak
AKP'nin ranta dayalı bu vahşi madencilik konusunda ne düşündüğünü kamuoyuyla paylaşmaya kendisini davet ediyoruz diyorum. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederim.